Video ekranına hoş geldiniz. Şimdi bugün açılış videosu yapacağız arkadaşlar. Şimdi hediye dağıtım videosu atıldı arkadaşlar. Ondan sonra da iki tane oyun videosu atıldı. Baştan sona izleyin karakterlerle ilgili. Şimdi arkadaşlar ben şöyle diyeyim ki kuralları değiştirdim. Kural değiştirdim derken yani şu anda değişti kurallar. Gene aynı gün çekiyorum videoyu arkadaşlar. Hediyeler çarşamba günü, bir dakika, pazartesi. Evet, çarşamba günü gelecek arkadaşlar hediyeler. Çarşamba günü 1'de de gönderebilirim. Bugün 1'de yolladım hediyeleri. O da o vakit gelebilir. Bundan sonra 2 günde bir arayla hediye gönderilecek. Abonelerin çoğu ismini yazmadığı için arkadaşlar. Ve arkadaşlar yeni bir şey getirdim. Ve şu simgeyi de öne çıkartın arkadaşlar bu arada. O isim yazanların bazıları boş kanalda, yan içeriden, yani yan hesaptan, herkese açık kısmından, abonelik kısmından benim simgemi öne çıkartın. Yoksa hiçbir şekilde hediye vermem, onu unutmayın. Ama bir şöyle bir şey de yaptım arkadaşlar. Şimdi ben o dağıtım videosunu da baştan sona kadar izleyin. Bakın ne dedim. Bir yararlı amacına, yani işinize yarayacak bir şekilde daha hediye dağıtım şeyi ekledim. Arkadaşlar hayvanlarla ilgili arada bir şeyler diyebileceğim videolardan. Yani bunu baştan sona kadar izleyin. Belki iki kere, belki üç kere de derim, belli olmaz. Göndereceğim şey bana ait. Yani ben göndereceğim. Fahri şey göndereceğim, bunu söyleyeyim. Bu arada bunu her videoda da söylemeyebilirim. Ve her videoda da söyleyebilirim. Bakın burayı iyi dinleyin. Sonra bana söylememişsin, söylememişsin demeyin. Şeylerle ilgili bir şey, hayvanlar üzerine bir şey diyeceğim. Mesela arkadaşlar o videoda demiştim ki inek ne verir dedim, yoruma yazacak ki bu kişi orayı gördüyse süt verir. Bunu bulursa, şimdi şu an örnek amaçlı gösteriyorum, sakın süt verir diye bir şey yazmayın. Yani mesela hayvanlar anlamında ne olur, tavuk ne verir dersen anladınız siz, yumurta falan, işte öyle bir şeyler diyeceğim. Her videoda diyebilirim, her videoda demeyebilirim. O yüzden kazanmak için baştan sona izliyorsunuz videoları. Yani bu da bir hediye dağıtım amaçlı bir şey yani. 2 gün arayla olduğu için bunu çıkardım arkadaşlar. Belki size geç gelir hediye diye. Ha bu arada bu şeyde de olabilir arkadaşlar. Bakın sadece bunu ben şeyde yapacaktım. Açılış ve hediye dağıtım videolarında yapacaktım da bunu oyun videolarına da ekleyebilirim arkadaşlar. Çünkü oyun videolarına eklememin sebebi arkadaşlar aksiyon yüksek oluyor. Oyun videolarında hani hem konuşurken adam vurunca şey yapıyor ya, bomba bomba diyor ya, bak oralarda ses çıkarken söyleyebilirim. Oralara da dikkat edin. Her videoda söyleyebilirim, söylemeyebilirim. Sadece bu videolar için söylemiyorum. O yüzden isterseniz, yani istiyorsanız baştan sona kadar izleyin. Her bulduğunuzda yoruma yazın. Bu 1 2 3 kişi diye fark etmiyor arkadaşlar. Her bulana göndereceğim yani. Hadi bakalım biz şimdi açılışa başlayalım. Şimdi bunu açacağız demiştik. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde başlıyoruz. Bir saniye şunu kapatalım hemen. Dur lan, nereye girdik? Çık lan. Şuraya girecektik. Hep yanlış giriyorum ya. Kafamı karıştırıyor. 350 tane var. Açabildiğim kadar açacağım arkadaşlar. Hadi bakalım şansımıza ne çıkacak. İşime yarayan 3 tane eşya var burada. Topaç karakteri, Magneto, bir de şu pompalı. Gerisi çöp arkadaşlar. Hiçbir işime yaramaz. Bu arada arkadaşlar video biraz yavaş oluyor gibi geliyorsa size bunun sebebi video hazırlıyorum. O yüzden biraz şey yapıyor. Belki hazırlanmıştır, bilmiyorum bitti mi bitmedi mi, ama bitmesi lazım herhalde büyük bir ihtimal. Ona da bakayım şuradan sonra, ona da bakayım. Güzeldi arkadaşlar, herhalde şeyleri izlemişsinizdir. Karakterle oynadık. O yeni gelen karakterlerle oynadık arkadaşlar. 30 günlük de aldıydım hatta video sonunda, ama ilk başta mı ne aldıydık, harcama yaptık, nakit harcaması, izleyebilirsiniz. Hangi videoydu ben de unuttum. Büyük bir ihtimal şey videosundaydı. Oyun videosunda birindeydi de. Yani karakteri ben sevdim arkadaşlar. Mavi de bir tane kadar onu kullanmayı düşünüyorum. Top atmıyor ama
saldırıları falan güçlü olduğu için sırf onu kullanacağım arkadaşlar. Yani gerçekten sinsi saldırı falan derken arkadaşlar şöyle bir şey var. Saldırı amaçlı açısından söyleyeyim. Ya belki canda da olur da ben sadece kendi açımdan bir şeyi fark ettim. Saldırı açısından kurt gerçekten iyi arkadaşlar. O yüzden 30 günlük aldım. Belki daha çok bomba yaparız diye. Sinsi saldırısı 60 bilmem kaç. Belki öbür özellikleri de var ayrıca. Düşme hasarı falan var. Yani şu an şöyle diyeyim ki ateş barut dirilişini bilmem de normal karakterin demiyorum. Yani baruttan iyi gibi bir şey arkadaşlar. Savunma olarak demiyorum bunu. Ya bazı savunmanın bazısı yüksek bazısı düşük de birbirlerine göre ama saldırı açısından şu an en iyi karakter bu oldu arkadaşlar. Bu oldu derken yani bu oldu derken bu karakter yani nerede o? Bu karakter arkadaşlar gerçekten saldırı açısından mükemmel. Şöyle bir bakın. Gerçekten iyi bir karakter arkadaşlar. O yüzden bilerek 30 günlük aldım. 750 nakita hala da geceye kadar devam eder. Bence kaçırmayın. Siz parası olan alsın. Yani karakter arkadaşlar gerçekten iyi. Ulan VS'de diyorduk bize bu karakter niye ölmüyor. Belliymiş neden ölmedi anasını satayım. Özelliklerine bakmadık ki tabi görmedik. Ben şu an baktım. Öküz gibi güçlü karakter. Tıfıl karakteri ama tıfıl gibi değil işte arkadaşlar. Kurtken tıfıl gibi gözüküyor da arkasına da poposuna çanta bağlamışlar affedersiniz. Zaten görmüşsünüzdür büyük ihtimal videoda. Bayağı bir bomba yaptım arkadaşlar o karakterle. Büyük bir ihtimal kurt yıkım ya da işgalde onu kullanacağım artık. Bir tane kadar süresi nasip olursa. Zaten bir aylık ayarladım tam kendime. Dövmeler benim işime yaramadığı için attım. Yeşil turuncu odayı da attım galiba. Attım da ben turuncu odayı. Yeşil oda var diye turuncuyu da attım arkadaşlar. Galiba attım. Attım mıydı lan attım. Arkadaşlar dövmeleri attığımı hatırlıyor musun? Şu bir dakika şu ekstradan sonra bir bakalım hemen atmış mıyız? Evet atmışız. Çünkü yeşil oda yetiyor bana arkadaşlar. Hiç gerek yok. Özelliği fazla olsa bile umurumda değil. Sadece ben birinci silahı aldım. Silah duruyor. Bir de karakterler duruyor. Gerisini attım hep. Silah da bu arada iyi arkadaşlar. Ama bazen sıkarken, dürbünü açıkken sekmesi kötü oluyor yani tam denk getiremiyorsun. Onu ben mi yapamıyorum diyeceğim de hiç alakası yok. Tam çünkü ben adama sıkarken silah dönüyor. Bazı videoları izleyeceğim. Bakayım gerçekten de onunla alakası var mıymış. Ama bazen tek atıyor arkadaşlar. Zaten izlediğinizde görmüşsünüzdür adama bir koydum bayıldı sniperla. Aslında bir sniper moduyla sırf sniper moduyla bir o silahla bir oyun videosu çekmek lazım. Birkaç arkadaş aktif olursa bunu yapalım. Sırf sniper. Arkadaşlar tek sniper değil bir de taraması var ya onun. Taraması şey arkadaşlar yavaş olduğu için pek hasarı başından iyi de pek güçlü değil yani bana göre. Ben sniper'la genellikle tavsiye ediyorum onu. Çünkü pıt 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 diye atıyor. Yavaş yani biraz yavaş bana göre. Çünkü biraz daha hızlı atsa yaklaşmadan öldürür adam ama ya işte öyle değil bu. Biraz yavaş atıyor. Yani mesela şöyle fark edin. Bu legendlerde hızını fark edin. Bir de şeyin hızını fark edin. Aa, şu pompalının tek tek atışının biraz hızlısı. Öyle. Heh, böyle diyeyim arkadaşlar. O gösterdiğim pompalı atıyor ya tek tek atıyor. Jarjör çekiyorsunuz ya. Bunda attığımı jarjör çekmediğinizi farz edin. Bir kere daha attığını farz edin. O hızlar. Yani pek bir şeyde gücünü göremiyorum. Yani karakterleri özel karakterleri işlemiyor. Tıfıl gibi 230'lara belki öldürür de öbürlerine fazla işlemiyor. Yani ben zaten videoda da görmüşsünüz. Sıktım. Ölmedi. Sniper'la ilgili onunla bir video çekeriz belki arkadaşlar. Şu an 350 taneden 150 tanesini aradan çıkardık arkadaşlar. 150 tane çıktı aradan. 350 tane açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü yer kaldırayım ya da atacağım ben bunu. Yoksa ben bunu hazır ne çıktığına bakın şimdi. Yani belki şu anlamda belki işini içeriğini bilmeden bazen arkadaşlar alıp parası yazık olmasın boşuna gitmesin diye içinden çıkanlara baksın şöyle belki almaktan vazgeçer. Şu
şunları görüp heyecanlanıp aniden alınıyor ya arkadaş. Mesela aynı şey kutusu gibi. Yeni gelen bir kutu gibi alıyorlar ya sürekli. Bakın ben mesela ben de öyleydim arkadaşlar. Ben alacaktım o kutuyu. Biri videoyu çekmiş benden yani benden önce derken biri önce video çekmiş. Bir YouTuber. Baktım. İçinden çıkan hiçbir şey işe yaramaz arkadaşlar benim için. Yani hiçbir şey derken şu anlamda yarayan da olur da bayağı bir açmanız gerekiyor yani. Sırf tek kutuya 2500 nakit vermek de biraz enayilik olurdu. Yani nakit var veririm vermesine de yani ziyan amaçlı günah arkadaşlar yani ziyan etmek günah yani bunu açıkça söyleyeyim. O yüzden vazgeçtim. Çünkü ben birkaç önce videolarda demiştim size arkadaşlar bunlar mutlaka gelecek demiştim. Kutudan çıkartıp kaba paketine koydular. Bakın gördüğünüz gibi onun içinden çıkanlar şu an 750 nakite alabiliyorsunuz. Yani şu an ben onu alsaydım o kutu o kasam kutumu ne yapsa yeni gelenin. Şimdi kaba paketine koyduklarına göre bunlara ben pişman olurdum. Kafamı vururdum pat diye. Yani iyi ki anlamışım. Çünkü biliyorum arkadaşlar bu oyunda böyle bir kural var. Oyuna yeni gelen eşyayı hemen saldırıyorlar, alıyorlar. Yani nakit olmayanlar da alıyor da şöyle bir şey var arkadaşlar bu gerçek. Kesinlikle almayın yeni gelen eşyayı. Çünkü ucuz bir şekilde mutlaka gene satacaklar. Ve artı onu 1 artı 10 bile yapabilirler yani zaman geçtikçe. Biliyorsunuz arkadaşlar ilk geldiğinde elit kasa 2 ve elit kasa. Bu elit kasaydı normalde de yeşil kasa 2 yapmışlar bunda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kasalar 1 artı 1'di. Hayır pardon 1 artı 1 yoktu. Aynı yeni geldiğinde böyleydi işte. Bir şey vardı. Tek satılıyordu. Fiyatında biliyorsunuz kaçtı. 2500 öyle bir şeydi. Tam hatırlamıyorum fiyatını. O da tek satılıyordu. Bugün şu zamana geldik arkadaşlar. Yamadan 2 ay 3 ay kaç ay geçti bilmiyorum. Bayağı bir geçti. Gördüğünüz gibi 1 artı 20 yapıyorlar. 25 yapıyorlar. Çünkü belli arkadaşlar. Satamayınca böyle olacak. Yani ben şimdi açıkça söyleyeyim 1 artı 20'ye kadar kesinlikle o kutuyu almam. Hatta 1 artı 20 olsun gene almamaya düşünüyorum. Ama sizin için açarım. O ayrı bir şey. Benim işime yaramaz. Karakter yarıyor arkadaşlar. Bir mavi karakter yarar. Benim için. Kırmızı da zaten ben kırmızı da pek oynamıyorum. Ölüm oyununda belki kırmızı işe yarar. O yüzden kırmızı işime yaramaz. Tek bir karakter içinden çıkan şey mavi karakter. Yeni gelen mavi karakter işime yarıyor arkadaşlar. Bu kadar bak. Bakın sadece bir tanecik işime yarayan şey var. Adam acaba o da çıkar mı çıkmaz mı? Bir de o var şimdi. 1 artı 20'ye gelsin nasip olursa o zaman belki açarız. Derseniz açın diye tabi o zaman olursa. Şimdi bunlar affedersiniz de millete şey yapıyorlar. Siz anladınız ben söylemeyeyim burada şimdi. Millete şey yapıyorlar yani. Şu an parayı harcaması için uğraşıyorlar. Yani alan alsın. Yani içinden çıkan şey beni ilgilendirmez. İsterse 1 milyar GP versin. Zaten orada yazıyor. Kim bilir onu çıkarmak için de kaç tane açman lazım arkadaşlar. Geçen gördüğünüz gibi ne yaptık? Bir videoda ne yapmıştık? Elit kasayı çokça açmıştık. Çok önce bir ay mı geçti ne geçti? Açtık. Orada övgüye dövmesi yazıyor arkadaşlar. OG dövmesi sırt, sol, sağ hariç her bir haltı çıkardık. 700 tane o bayağı bir açtık el kasa arkadaşlar hangi video bilmiyorum. Ve hiç çıkmadı arkadaşlar. Yalan bu. Ya belki yalan derken yani şu anlamda. Ya insan bir 200 tane en fazla 250 tane bir tane atar yani. Bu kadar da şey olmaz yani. Ne kadar açacağız daha biz bunu. Yani o yüzden ben arkadaşlar kesinlikle şey yapmıyorum. Dükkandan ne kasa alıyorum ne kutu alıyorum. Benim aldığım şey arkadaşlar Kaolin ve Wolflandus. Aa şunlar. Arkadaşlar kutu alacaksanız bunları alın. Bunlardan başka işe yarayan bir şey yok. Yani şu satılıyor da. Mesela şundan alsan arkadaşlar 1 artı 20 var. Bu 4, bu 5100 nakit, bu 2750 nakit. 1 artı 20 var. Bundan al. Bak gördüğün gibi tüm sandıklar ve şu tüm sandıklar yazıyor ya. Bundan 50 tane atıyor arkadaşlar. 1 artı 40 var. 5100 nakit. 2750'ye 20 tane bundan al. Bundan 100 tane garanti atar arkadaşlar. Ben çıkarttım yani açıkça söylüyorum. Ben ateş barut süresini böyle yükselttim. Yeşil odayı böyle yükselttim. O duvar ikinci koşusunu böyle yükselttim. Yani hiç öbür kutuları almak biraz saçmalık.
Yani belki yakında o kutuyu bunun içine de belki eklerler, Allah bilir. O yüzden hiç tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Kesinlikle markete olan ben kendi tarzımda söylüyorum. Bunu da çıkarmak istiyorsanız bunu alın. Bunları çarpmak istiyorsanız bunu alın. Zaten bundan bu çıktı mı bu da çıkıyor. Yumrukluyor birbirlerini, bu da çıkıyor. Ben hepsini arkadaşlar, şu gördüğünüzün hepsini bundan değil de şundan çıkardım. Nadir eşya atıyor, bu çıktı. Öbürlerinden şey süper kutu attı. Bak burada silah şey falan onlar çıktı, onları kullanmadığım için hepsini fırlattım attım. Çünkü dövme kutusu falan benim işime yaramaz şu an. İşime yarayan tek şey şu yeşil kasayı saymazsak gerisi çıkan eşyalarla süre uzatırım. Zaten benim işim arkadaşlar şu an yarayan oyunda tek şu an aldığım şey F ile T arkadaşlar. Mesaj geldi lan, ne oldu? Bizim gruptan mesaj geldi arkadaşlar. Sonra bakarım mesajı edeyim. Evet, dediğim gibi arkadaşlar benim için F T başka bir şey değil. Onu da dükkandan almıyorum. Bakın şundan 10 bir tane, iki tane, en fazla 5 tane açayım. Kurt sandığından 60-100 tane atıyor. Evet arkadaşlar, bir taneyi bir aç, 50 tane kurt sandığı açıyor. Hani o 50 taneden de bana yetecek kadar dünyanın şeyi çıkıyor. FTS'i çıkıyor. Yani bu yüzden hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ben sadece size hediye dağıtıyorum. Yoksa envanteri gördüğünüz gibi hiçbir şeye ihtiyaç yok. Hani onları da açmamın sebebi size hediye dağıtıp yollamak ve içinden de ne çıktığını görün diye yolluyorum. Boşuna paranı harcamayın. Amacım bu. Hem hediye alıp hem de bakın gördüğünüz gibi içinden çıkanlar gerçi benim için işime yaramayacak. Sadece şu topaç yarar. O pompalı yarayan şey işime pompalı arkadaşlar. Açıkça söylüyorum. O fırtına mı nedir? Fırtına mı la o pompalı için? Kasırga mıydı pompalı? Bir dakika arkadaşlar şimdi. Kasırgaydı herhalde ya. Ulan şimdi de çıkmıyor bak. Al işte. Şimdi de çıkmaz. Ha bu fırtınaymış, kasırgaymış. Tamam, o pompalı benim işime yarardı. Çünkü o da bayağı bir şey arkadaşlar, güçlü. Vurdumu gerçekten yapıştırıyor. Aha bu işte. Ben bu pompalıyı çok sevdim arkadaşlar. Şu manyeto da iyi de onu fazla kullanmıyorum. Leket, aha bu manyeto da geldi. Çift silah. Bu da öbür veren çift silahtan daha iyi. Güzel canlı çift silahtan. Evet arkadaşlar, 350 tanenin tamamını bitirmiş olacağız. 30 taneyi de açarsak son 25 kutu. Hızlı bir şekilde açtım arkadaşlar, video uzun sürmesin diye bayağı bir basıyorum. İlk baştaki duyuruları mutlaka izleyin, baştan sona kadar videoyu izleyin. Gönderileceği tarihi ve bir şeyler de söyledim. Şimdi şöyle son 11 tanemiz kaldı. Şu gizemli kutu, ekstra da gizemli kutu veriyor. Bu da gerçi bir işe yaramaz da gizemli kutu. Evet arkadaşlar, bitti. Bunu şimdi ben hediye kutusundakileri göstermeden önce bir dahaki videoyu hangisinden istiyorsanız yazın. Şimdi isteyeceğiniz şey şu olur arkadaşlar. Birincisi kral kutu sandığı. İkincisi elit kasa, üçüncüsü muhabbet. Bu üçünden birini isterseniz yazın. Başka bir şey yazmayın lütfen. Şimdi çıkanlara bakalım. Şöyle ata ata gidelim arkadaşlar isterseniz. Şöyle işe yarayanları alıyorum sadece, gerisini şu pompalıyı da alak. Şunu da alalım. Şunu da alak. Neyi arda arda geliyor bak. Hila bir pompalı bir ondan veriyor. Heh, tamam, bura bitti. Arkadaşlar şurada ilk geldiğinde fark ediyorsunuz hiç yoktu. Şu an benim dediğim gibi az önce bak bir şey dedim, şimdi sürekli çıkartıyoruz. Eklerler yani, boşuna para harcamayın. Hemen kara yeni bir şey gelmişti, alayım demeyin hemen. Yani ister aldı ister aldı, o beni ilgilendirmez de yani yazık olur. Paranıza yazık olur. Çünkü onu bir şekilde ucuza oyuna getirirler. Az önceki göster 750 nakide aynı oraya geldiği gibi. Evet aynı oraya geldiği gibi arkadaşlar, değişen bir şey yok.
2500 nakite çıktı, zorla çıkartacağı şeyi 2750 nakite dalga geçer gibi oynamışlar. Bu oyun böyle arkadaşlar, ben bu oyunu çözdüm. Yani bundan sonra yeni bir şey gelse, istiyorsan içinden hani nasıl desen, yani iyi bir şey çıksa bile kesinlikle almam bu kutuyu. Çünkü çıkmıyor. O çıkan şeyi de büyük bir ihtimal eklerler zaten oyuna. Aynı bu 750 nakite koydukları gibi. Tamam, burası var. Şunu alalım. Topacı alalım. Seksen günlük oldu arkadaşlar, şey pompalı güzel. Yani buradan da gördüğünüz gibi hiçbir şeye ihtiyacım yok arkadaşlar. Silahlar günler de olsun. Açıp size çekiliş videosu hediye dağıttım. Yani silahların süresi uzuyor artık. O kadar başlayacak bir şey yok. Yani yoksa bu kadar nakit kendim harcamak için yüklemedim ben. Sırf hediye dağıtım videosu olsun diye ekledim. Yani size dağıttığım nakitlerle gidiyorlar. Buradan artık alışıyorum. O yüzden yükledim yani. Yoksa ben kendim alacağım bir şey yok şu an. Gerçi şu an alacağım bir şey oldu. O da ne? O karakterle aldım. Neden aldım? Gerçekten gücünü merak ettim ve gerçekten gücüsü bayağı varmış. Ama iyi ki yani kutudan çıkarmadım yani. Ya zaten büyük bir ihtimal zor çıkardım. Ay sizin gönderdiğiniz mesajı var ya, tövbe. Bir susmana gitti şu telefonu, sabahtan beri. Kurstan da bıktım zaten arkadaşlar. Fıstıklar olabilir. Şimdi fıstıklar derken yanlış anlamayın. Hani arkadaşlar fıstık derken yani şu anlamda dedim. Kursta güzel kızlar var yani, çok güzeller var. Fıstıklar diye, fıstık diye ona diyorum ben. Şimdi gidip de yanlış fıstık ne anlama geliyor demeyeyim. Kızlar mutlaka var. Gerçi kızlar beni ikilemez. Benim zaten bir sevgilim var arkadaşlar. Gerçi bazılar yanaşmaya çalışıyor da. Ben de düşünüyorum, acaba sevgilimi aldatıp falan mı istedik? İşte böyle de olmaz ama şimdi ayıp olur. Hem ayıp hem günah. O yüzden kıza fazla yaklaşmamaya çalışıyorum. Gerçi biz yaklaşmıyoruz arkadaşlar. Koca yaklaştırıyor. Yani bu benim gittiğim kurs tiyatro arkadaşlar. Acayip şimdi normal şey kurs değil, ödev falan yani. Dershane falan, anlamayın bunu. Biz tiyatro çalışıyoruz yani. Hocanın bir tane, affedersiniz de, nasıl desem ki, sapık mı desem ne desem, böyle bir dans mı deniyor yani. Her bir şey yaptıran bir hoca var. Temas işlemini yaptırıyor bize sürekli. Eliyle tuttu, şunu sarılın, sen onu yatır kucağına, yani kucağa yatır derken yanlış anlamayın, dansta bir şekli var ya, o anlamda bize böyle şeyler yapıyor arkadaşlar. O yüzden eğer tutmam dersen, yapmam dersen hemen basket demiyor da eliyor arkadaşlar. Bu yüzden oradaki kızlarda mecburen dediklerini yapıyor. Belki tiksiniyordur bazı erkeklerle yaparken. Çok değişik erkekler var arkadaşlar orada. Yani gerçekten garip şekiller var. Belki ben de onlara karşı garip gözüküyorum. Onu bilmem de ben birkaç kişi seçtim aralarında. Zengin zürfesi arkadaşlar, erkeklerden. Şöyle küpe müpe var kulağında. Hani çok garip bir tip. O da küpe senin neyin lan? Mal mısın oğlum? Neyse, herkesin kendi bir şeyi var. Takmış küpeye gelmiş. Hoca nasıl izin veriyor bilmiyorum. Hoca nasıl izin veriyor bilmiyorum. Ama arkadaşlar hoca da böyle affedersiniz de top gibi bir şey. Hiç utanmadan yaptırıyor her bir şeyi. Konuşması şekli aynı şu light erkekler olur ya, aynı onun gibi bir şey. Yani giyinişi minişi bir garip.
Bu adam günahı da gidiyor arka konuşup da. Ne bileyim arkadaşlar ama gerçek böyle yani şaka değil. Biz burada bunları yaşıyoruz ki söylüyorum ben bunu. İyi de bunlar dövüşülüyormuş. Ulan bana şey yapıyorlar. Bunlar diyormuş. Evet arkadaşlar çıkarları gördük. Silah bu arkadaşlar işte. Bununla bir sniper oyunu gelebilir. Evet sniper inşallah bir oyun atarız buna. Bir oyuncu girsin oyunu atarız. İki mermisi olması kötü arkadaşlar. Charger'ı iki kere alması. Lan bunun 10'a 3. Neyse ama işte şöyle bir Bora ile karşılaştıralım. Bora'da hasar daha yüksek ama Bora tek tek atıyor. En azından çat çat atma ihtimali var. Bunun atışı yüksek. Bak zaten buradan gözüküyor arkadaşlar. Atış oranı 0.5. Bu da atış hızı arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Yani tarama gibi bir şey yani o anlamda. 5 kere şey yapıyor. Hasar bakımından bu iyi ama 300 kafa 25 şey şurada şu ikisinden yüksek durdurma gücümün 100 şu kurtta demek ki kurtta öldürdüğümde bundan dolayı ben buraya bakmamıştım. Neyse arkadaşlar işte açtık çıkanları gördük. Hediyeler çarşamba günü yollanacak. Siz gene de pazartesi salıya kadar isminizi net yazın. Bir de yollayabilirim belli olmaz zaten. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Öbür videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.